Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Mia, Evelyn'le buraya kapandı. Bizde hiçbir silah yok, bir şey yok. İnşallah Okay, sağda you bir... little bitch. Where the fuck are you? İnşallah sağda solda bir sandık görürüz de eşyalarımızı alırız diye ümit ediyorum. Burası geminin neresi? Biz neredeydik? Kazan Dairesi 2'den devam ediyoruz. Şu an hiç bilmediğimiz yerlerindeyiz. Dosyalar, evraklar. O ne lan? Lekeler gitti. Hepsi senin hatan. Ben sevdiğim karımı, eşimi kurtarıyorum diye hata mı yapmış oldum yani? Oo, gemiden dışarı çıkıyoruz. Gemiler de ürkütücü yerler ya. Allah çalışanlara sabır versin. Hele böyle büyük kuyruk gemisi falan şeyler var ya. Gidiyorlar 5-6 ay yok gelmiyorlar. Bir başarım kazandık. Bura neresi lan? Ne böyle sanayi bölgesine mi geldik? Nereye geldik biz? Bu gemi Baker çiftliği ile şeyin arasında duruyor herhalde. Bu arada balıklar da ölmüş. Belliydi bir pisliğin olduğu zaten. Bir de bakıyorsunuz buraya askerler mi gelecek şimdi? Eyt be. Şeye de benziyor. Petrol rafinerisi desem, yakıt veya doğal gaz mı? Şu sudan bir çık ya. O suya batıyorum. Lan oğlum bir şey şimdi inercek kafamdan aşağı. Hiç belli olmaz bunların işi. Hadi sudan çıkmadı da. Aa, bizim tıkırdayan bu nasıl bir yansıma lan? Seni dışarıdan mı vuracağız? Gelişmiş tabanca. Değişik değişik şeyler oluyor. Patterson madeni, he madenmiş. Patterson madeninde bir çöküntü oldu. Tuam ve Beckford öldüler ve Huxley asla eskisi gibi kendi başına yürüyemeyecek. Yaşlı adam Stan haklıydı. Zemin fazla sağlam değil. Bu 18 Şubat 1892. Burası 19 Şubat 1892. Şirkettekiler bize herhangi bir vekil yollamadılar. Onun yerine çifte vardiyayla çalışmamızı istiyorlar. Memleketime dönmek için sabırsızlanıyorum. 1800 yılında bir maden ocağı. Tuz madeni. Güney Dalvey. Tabii ilk baştaki şeyi okuyamıyorum. Abercrombie.
Hadi oğlum bir Umbrella ablemi görsek içimiz rahat edecek. Mavi bir ablem var ama değişik. Bizi helikopterden mi izliyorlar? Gemi, laboratuvar mı? Ya bu arada dur bakayım burada neyimiz var? Mia'nın eşyalarını aldın. Mia'nın eşyalarını mı aldım? Hem Mia'nın da eşyalarını aldık. Oo, harika. Harika da. Demek ki neler yapacağız neler. Uyarıcı. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Sadece şu an kafamdaki tek soru işareti. Burası burada sev noktasıymış. Bataklık. Böyle bir doğaüstü bir güce Eveline mi? Eveline işte neyse. Bu iş o kıza nasıl geldi yani? Nasıl oldu? Bakalım onun şeyi gelecek mi? Gemi, bataklık, laboratuvar. Magnum almanın zamanı geldi mi acaba? Şimdi bizim G17 kullanmıyorduk. M19 tabancamı alıyorum. Gönder. Pompalı. Gönder. Onun sonra bomba atar da var değil mi? Bomba atarı geç. Makinalı gönder. Gelişmiş tabanca mermisi gönder. Küçük standart bir tabanca hurda gemiden alınmış. He, şey bu. Mia'nın aldığı tabanca. Mermi. Tabanca mermisi. Makinalı tüfek mermisi. Şu tabanca mermisini de al. Şey gibi gidiyoruz maşallah. Burayı bir düzenleyeceğim şimdi. Şu tüfek mermisi. Güçlü ilk yardım kalsın. Şu an kafam çok karıştı. Bir 30'luk tabanca mermisi de alırsam yer mi kaplıyor? Yer kaplıyor. Geri gönder. İlk yardım kiti. O 30 av tüfeğe mermi varmış benim. O zaman bu dörtlüyü geri gönderiyorsun. Geliştirilmiş. Geliştirilmiş. Bu geliştirilmişi geri gönderiyorsun. Şu 50'liği geri gönderiyorsun. Standart tabanca mermisi. Standart tabanca mermisi. Bunu geri gönderiyorsun. Rutin standardımız nedir? Tabancadan sonra pompalı gelir. Hayır, önce bir bıçağımın olması lazım. Çakı, dur. Dur abi, dur. Çakı değil de şeyin bıçağı daha iyiydi. Hayatta kalma bıçağı. Gel bakalım sen. Bu bir de. Yapamadım. Dur ya. Okey. Tabanca gel. Sen buradasın. Tamam. Pompalı. Geldin mi geldin? Tamam. Makinalı. Geldin mi? Tamam.
Seni de şöyle alırsam, okey. Şimdi o uyarıcılardan daha varsa onaya gönderebilirim. Uyarıcı. Gönder 5 tane. Barut, manivela, ayrıştırıcı, tamir kiti, tüy kalem, şu plastikler, şeyler, tahtalar ne işe yarıyor bilmiyorum, takviye. İlaç yapın diyor, onu yapamadık. Hazine resmi, Magnum cephanesi. Şeyleri unuttuk. İlk yardım. Çak bir tane. Bitki. Kimyasal sıvı. Tamam, şimdilik böyle devam edeceğiz. Bir daha da bunlar karşıma çıkar mı bilmiyorum ki. Burayı da bir... Şuraya kaydet. Sen gel bakayım buraya bir. Bunu dışarıdan mı vuracağız ya? Evet. Bak, şeyi güçlendirilmiş eksik. Şu güçlendirilmişin şeyini de al. Geri kalanını da al. Güçlendirilmiş. Şu. Tamam. Şu an normal tab mermideyim. Magnum. Şu Magnum'u alsak mı o zaman ya? Ama nereme koyacağım ki, baksanıza şuranın haline. Güçlü kimyasal. Abi ilerlememe oyun izin vermiyor ki. İlerleyeceğim. İzin vermiyor. Bu ne lan? O yakıcı da verdi. Hayda, ben bunu nasıl görmedim? Oğlum oyun şey kusuyor resme. Onu gönder. Şu hazır güçlendirilmişle şey yap. Barut ver. Tamam. Salla bunu. Bunu da şimdilik salla. Bunu da salla. Çıkamadık ya. Ulan başka bir şeyler olmaz. Şimdi gelecek düşmanlar çok mu güçlü ya? Bu kadar malzeme verdi bana. Ne geleceğini de bilmiyoruz ya. O kim?
Sen beni nereden gördün de geliyorsun ya? Şu bombalardan al bakayım. Neyin geleceğini bilmediğimiz için. Kaç bomba kaldı? Magnum da bunların var ya, bir tanesiyle iş görür ha. İki tane bomba. Eşyayı kullanamıyoruz. Bomba biriksin olmalı. Çok oyalandım ya. Kaç dakikamız geçti? Allah belanı versin senin. Çok iyi ya. İşte buna bir bombayla işi götürürdük de. Ben onları bilerek öldürüyorum ki eşyaları kaçırmamak için. Lan bir şey yok değil mi? Bence biraz makinalı tüfek mi kullansam? 460. Aynen. O ilaçtan bir tane kullansam daha başka şeyler çıkar mı acaba? Ne bileyim, baksanıza her bir şeyler çıkıp duruyor. Daha da yoktur herhalde bir şey. Ben de dış yüzeyi oynayacağız diye düşünmüştüm. Tamam, madene inecek şey ineceğiz de aşağıya. Oo, çok karanlık.
Tuz madeni. Kafasına sık, kafasına. Yani isabet ettirebildiğimiz kadar. Kafasına sıkmaya çalışıyoruz. Oo. Şey, peki evet ip var. O büyüklerden gelsin şimdi, şunlarla patlatalım. Bir ses duydum sanki. Ölmemiş lan. Ben de öldü diye bıraktım. Öldü diye bıraktım ben de. Ruh hastaları size. Sen de bir git de. Ya bu yanıcıları, yakıtları da verip duruyor. Sinek, börtü, böcek gelmesin şimdi. Acaba bir tane daha gelir mi? Zaten artık aşağı indi. Kaçamaz. Magnum mermisi verdi. Bir adet. Bu 3 taneden sonrasını şey mi yapıyordu? Bir işe yaramadı. Şu bitkiyi kullan. Hemen kullanmana gerek yok. Şundan biraz daha harcayalım. Ana yer gidiş yeri. Oo. O zaman şu bıçak yerine şeyi al. Yapacak bir şey yok. Allah belanı versin senin şerefsiz. Ah.
Ayda. Oha abi, çüş. Harbiden çüş. Dört bacaklı küflü mü? Harbiden. Tabii işte bak şimdi de neyse dur. Al bunu. O diğeri öldü değil mi ya? Biz onu orada patlattık herhalde. Evet, patlatmışız. Şeyi unuttum ben işin açıkçası. Pompalının 4 mermisinin olduğunu, yoksa mücadele iyiydi de. Ha, bu çifte burada gitmiş. Nereden çıkıyorlar, şuradan mı? Şunu al ya eline. Bu zaten şeydi. Bombayı aldıktan sonra ortaya çıkıyorlar. Ayağımın altında. Biliyorum. Tuzak ya, bildiğin işte. Tuzak olmasına rağmen. Neyse şu dursun bakayım ya.
Bu ne böyle, tuzak mı? Yani yürüyün gidin be. Ananı bir yerden yine tanıyorum seni. Lan koş. Ben onları öldürmeden bırakmam. Ay canım, ne oldu size? Ne oldu, ayaklarınız mı koptu? Vay pislik. Seni normal tabanca mermisiyle bile vururum. Madende de dinamit patlatmak ne kadar İyi bir şey bilmiyoruz. Ben de onları ezeceğiz sandım ya. Şimdi... Şey oluyor bir kere oyunda, bir hani şey olarak hata var, mantık hatası, yaratıklar birden beliriyor. Yani normalde orada yoklar, bir bakıyorsun sağa çevirdiği zaman karşınıza çıkıyorlar. Hani yerden çıktıklarını biliyorum ama. O zaman arkadan mı gelecekler? Burada bir bomba var. Benim koşmamı istiyor. Koşacağım ki gümleyim. Var mı buralarda bir şey? Yok. O magnum mermisi de gitti orada bu arada. Bir tane mermiden bir şey olmaz ya. Bakıyorum tuzak muzak. Bu oyun bayağı şu andan itibaren tuzaklı olmaya başladı. Çünkü anında yaratık beliriyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Oo, seni gördüm. Mermim neydi? Normalde. İkişer üçer geldikleri zaman sıkıntı oluyor. Ve ben bunu doldurmayı unutuyorum bu arada. En büyük sorunum da o. Ekran kırmızı, sinirimi bozdu. Allah belanızı versin ya. Bari ilacı içmeden önce şey olsaydı ya. Şuna bak, sarardık yine.
16 Ocak 2015 Cumartesi. Sayenizde kafam boşalalı ve normale döneli yaklaşık bir hafta oldu çocuklar ve hala beni kontrolünde tuttuğunu sanıyor. Gerçekten bunu düzeltmeye çalışmalısın. Sadece küçük bir çocuk gibi görünmüyor. Aynı zamanda salak biri. Gerçi anne ve baba hala tamamıyla kontrol altında. Merak ediyorum, tüm bu aile takıntısı siz çocukların onun içine yerleştirdiği bir çalışma yönergesi sıçmışa benziyor. Sayenizde kafam boşalalı ve normale döneli yaklaşık bir hafta oldu çocuklar. Ve hala beni kontrolünde tuttuğunu sanıyor. Gerçekten bunu düzeltmeye çalışmalısınız. Sadece küçük bir çocuk gibi görünmüyor. Aynı zamanda salak biri. Gerçi anne ve baba hala tamamıyla kontrol altında. Merak ediyorum, tüm bu aile takıntısı siz çocukların onun içine yerleştirdiği bir çalışma yönergesi sıçmışa benziyor. Omiya Kalta, Evil ile Nedirland ile gerçeklik arasında bir yerde. Oldukça acımasız hale geldi. Bu yüzden onu bir hücreye hapsettim. Mia daimi favorisi olduğu için Eveline'ın zıvanadan çıkacağını düşündüm. Ama önemsemiyormuş gibi görünmüyor fiilen. Bazen gidiyor ve ziyaret ediyor. Mia'nın annesi olduğunu sanıyor. Dediğim gibi biyo silahımız sıçtı. Tamam artık, yani her şeye oturuyor. Eveline'ın aile takıntısı kontrolden çıkıyor. Tuhaf aile şovuna ekleme yapmak için milletin daha fazla büzüğünü sokaktan kaçırmasını sağlıyor. Belki de Mia'nın yola gelmemesinden sıkılıyordur ama başıma bela oldu çünkü yeni birisi geldiğinde dağınıklığı toparlamam gerekiyor. Yeri gelmişken evi hasta filan görünüyor, cildi tamamıyla kırışıklaşıyor ve saçları ağrıyor. Bunun olması gerekiyor muydu? Adeta aniden yaşlanıyormuş gibi. Bitkileri alacağım da şey var mı? Yani böyle bir yerde bu küvetlerde ne yapıyorsunuz? Kobay mı yapıyorsunuz? Ne halt ediyorsunuz? Şu an cephanem var. Vay vay vay. Buradan sonraki ya sev noktası iyi, oyunumuzu orada bitiririz. Bu rapor E serisi için büyüyen bakteri bir insana bulaştığında görülen belirtileri detaylandırıyor. E serisinde silaha dönüştürülen bir varlık ile uğraşmadan önce bu belgeyi en ince ayrıntısına kadar okuduğunuzdan emin olun. Belgenin devamında küf diye bahsedilecektir. T serisi var, G serisi var. Araba modeli gibi, bu da E serisiymiş. İlk enfeksiyon küf kendisini yaymak için deneyin vücudundaki besin maddelerini içine çeker ve vücut içindeki hücreleri yavaş yavaş ele geçirir. Bunun yan etkisi olarak enfeksiyon kapmış denek dikkat çekici yenilenme yetenekleri kazanır. Deneyler arasında kolları ve bacakları denekten ayırdık ve gördük ki kesilmiş uzuvları dakikalar içerisinde yenilendi. Orta aşama enfeksiyon küf beyni ulaştığında deneyin düşünceleri E serisi varlık ile uyumlu hale gelir. Denek gayipten ses duymayı ve halüsinasyonlar görmeye başlar. Ve kısa sürede tamamı E serisi varlığın kontrol altına girer. Bu orta aşama Baker ailesi gibi oluyor herhalde. Halüsinasyon görüyorlar. İşte Mia gibi tarzlar. Eğer bu durum devam ederse ana varlık tüm benlik duygusunu kaybedecektir. Tam enfeksiyon vücuttaki bütün hücreleri küf tarafından ele geçirdikten sonra denek insan formunu kaybetmeye başlar. Fiziksel dönüşümü vakadan vakaya değişir ama hepsi erkek veya dişinin inanılmaz fiziksel güç elde etmesiyle sonuçlanır. Bu aşamadaki bir deneyi
muhafaza etmek oldukça zor olacaktır. Bu Eveline mı? E serisi dozaj test ediyor. Dozdan 5 dakika sonra kusma. Dozdan 10 dakika sonra ölüm. Kızı şeye hapsetmişler. Dozdan 12 dakika sonra hücre kalsifikasyonu. Beş dakika sonra. Şu olay kadar iğrenç bir şey var mı ya? E serisi biyosilah modeline dayalı herhangi bir deneyin hücrelerini yok eder. Sadece E serisi varlıkları bertaraf etmek için kullanılır. Kullanımdan önce ilk olarak zehir uyarılmalı. Bu ne E serisinin hücrelerinin örneğini nekrotoksin kapsülün içine yerleştirerek yapın. Şu şeyi buraya mı yerleştireceğiz? Bir tane bende tüp var değil mi şu? Yok. Şimdi bir elinden kapmasın onu. Bu o zaman şu yaşayan küçük bir yapay form gibi bir şey. Orada virüsü yaptığına göre. Bu proje şirketin birliği için minimal seviyede doğrudan temas ile toplu halde özne etkisizleştirebilecek bir biyosilah geliştirmek amacıyla HCF'nin teknik desteğiyle yürütülen NexBus, yeni nesil deneysel savaş alanı üstünlüğü girişim konseptinden bir tanesi olarak 2000 yılında başlatıldı. NexBus sonradan battı ve bütün varlıkları bu projeye aktarıldı. Bu projeyi geleneksel silahlardan önemli ölçüde farklı kılan şey düşman savaşçılarını müttefiklere dönüştürmesi, düşman elemanlarını gönüllü hizmetliler haline getirmesi. Bu sadece SD kullanım ücretini etkili olarak ortadan kaldırmadı, aynı zamanda savaşın kendisini de ortadan kaldırdı. Pek tabii ki ve hatta kuruluşunu bizimle hemfikir olması için gecikmelerle delirttik. Proje hiçbir zaman keşfi olarak var olmayacaktı. Çoğunlukla mutam çete olarak adlandıracağımız detaylı evrim mantarını önemli ölçüde geliştirdi. Her bir biyosilahın imalat yönetimi mutam neyi onu okuyamıyorum. Genini ön aşama 4 insan embriyosundan kazandırmak ve 38-40 haftalık bir periyottan fazla kontrol altında tutulmuş bir ortamda üretimi gerçekleştirmek şeklindedir. Ortaya çıkan organizmalar aday örnekler olarak tanımlandı ve kullanılabilirliğe dayalı olarak pratik olmayan hatalı seri A'dan D'ye kusursuz hale getirilmiştir. E serisine doğru derecelendirildi. Biyosilahlar için seçilen genel görünüm, şehir sığınmacı nüfusuna uyumlu olmasını sağlamak için yaklaşık olarak 10 yaşında bir kız olarak belirlendi. Dikkat çekmesin diye. İlk E serisi türüne Eveline ismi verildi. Dokusundan istediği gibi saklanma yeteneğini kanıtladı. Bu aynı zamanda ana organizma ile birleştirildiğinde Eveline'ın mutaim sitesi beden ve akıl üzerinde büyük bir kontrol imkanı sağlıyor.
Evline'ın başardığı ve devam ettirdiği kontrol mekaniği ile ilgili hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama geçerli teori taşıyıcı gram negatif bakterisindeki hissiyat oranı için kullanılan feromon bileşikleri ile gösteriyor falan. Evline'ın kontrolü ilkin halüsinasyon olarak bir dizi farklı aşama uygulandı. Enfeksiyonun ardından neredeyse anında Denek Evline'ın suretini görmeye başlıyor. Bizzat ortada olmasa da ve hatta sesini bile duyuyor. Başka kimsenin duyamadığı. Lucas videoda falan şey yapıyordu, sus Evline falan diyordu. Belki de Evline karşısında yoktu. Diğer baba Baker'la anne de öyleydi. Orada olmasa da onunla konuşuyormuş gibilerdi. Halüsinasyon diyor. Enfeksiyon aşamaları boyunca enfeksiyonlu deneklere yapılan sınavlar ilk olarak ortaya koydu ki hayalet Evline zaman zaman yoldaş ve yardımcı olmak isteğiyle normal bir genç kız olarak görünüyor. Zaman geçtikçe deneyin kendisine zarar verme ve diğer insanlara saldırmak da dahil gittikçe zorlu taleplerde bulunuyor. Psikolojik şok, Eveline'ın beyin yıkama etkisine karşı beyninin doğal bariyerlerinin baskısına dayanmamasına yardımcı olmasını sağlar ve ruhsal kontrolü başarıldığı zaman Muntime Set'e enfeksiyonu vücudun hücreleri boyunca ilerlemiş olur. Böylece vücut nokta nokta. Benim videonun başında söylediğim hani Eveline niye böyle oldu, asıl işte neden çıktığı şey burada söylüyor. Bir biyosilah için, yani şehirde ve nüfusu uyumlu olmasını sağlamak için yaklaşık olarak 10 yaşına bir kız olarak belirlenmiş diyor. Yani sorumun cevabını aldım. Baker'ların niye bize saldırdığını öğrenmiştik ama bu, yani küçük kız çocuğunun niye bu hale geldiğini şimdi öğrenmiş bulunuyoruz. Psikopatlar ordusu bir kız çocuğu seçmiş, dikkat çekmemek için. Şeytanın ne, bütün detaylarını mı okumuş muyuz? Eveline'ın fonksiyonları arasında mantarla ilgili iplikçiler olan miselyumdan organizma oluşturma yeteneği de var. Organizma ifadesi takviren kullanılmıştır. Gerçekte sayısız miselyumdan oluşmuş olan süper organizmalardır. Önemli olan, gerçi güçlü bir hayatta kalma isteği göstermeleri ve kendilerini en ufak bir kışkırtmada vahşice savunmalarıdır. Mantarla ilgili dayanıklılıkları ve önemli ölçüdeki kararlılıkları onlara belirgin savaş alanı potansiyeli vermekte. Araştırmacılar bu süper organizmaları küften yapılma ve küf şeklinde olmaları ile küflenmiş molded olarak adlandırıyorlar. İsmin belirgin bir güzelliği var. Allah Allah, neymiş? Kazara enfeksiyonların tedavisi için Eveline'ın vücut dokularının örneği üzerine uygulamak benzersiz bir mantara karşı serum üretiyor. Serumu enfeksiyonlu bir deneye uygulamak miselyumun kireçlenmesine neden olur ama deneyin hücreleri büyük ölçüde istila edildiyse serum ölümcül olacaktır. Tedavi aralığı küçük olduğundan serumun birincil kullanımı enfeksiyonlu deneklerin iyileştirilmesinden ziyade bertaraf edilmesi için olmalıdır. Serumun potansiyelini araştırırken onu maruz bırakmanın etkilerini ekstrem derecede kuvvetli hale getirdiğini, küçük miktarda bile olduğu şu anda nekrotoksin olarak adlandırdığımız bileşime döndürdüğünü keşfettik. Eveline'ın davranışlarında gözlemlemenin ilginç olduğu şey aile konsepti olan takıntısıydı. Deneylerde enfeksiyonlu deneklerin onun kızlarıymış gibi yaklaşım sergileyerek onun annesi veya babası olmaya mecbur bırakıldıklarını keşfettik. Yani Baker'lar zaten bir gücün altında esir oldukları belli. Ama bu tamamen Eveline'ın onlara şey yaptığı, onları kontrol ettiği burada kanıtlanıyor. Neden ruhsal kontrol teması olarak aileye karar verdi? Bu sadece bir söylenti ama içgüdüsel olarak sosyal gruplara karışmak için bir aile bireyinin yalnız bir kıza göre daha iyi uyum sağlayacağını anlıyor olabilir.
Bu da bir savunma mekanizması olarak seçiyormuş aileyi. Bir yandan da duygusal bir sınıflandırma olarak karantinaya alınmış yetiştirme sırasındaki sevgi eksikliği hissiyatını gidermeye çalıştığını ortaya koyabilir. Bir ebeveynin sevgisi. Mantıklı yani sonuçta. Bunların yaptığı mantıksız da kızın yaptığı mantıklı. İçgüdüsel olarak. Bunları da verdiğine göre. Karşıda güzel bir kapı var. Burada bitiriyoruz. Herhalde bundan sonraki bölüm final olacaktır. Büyük bir ihtimalle. Yanıma neyi alıp neyi almayacağım konusunda yani hepsinden birer paket alacağız. Geri kalanları atacağız. Böyle olmuyor çünkü. Bunları bir sonraki bölümde yaparız. Şu an videomuzu uzatmayalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.